Şimdi öncelikle fındığın durumuyla ilgili bir bilgi alalım sizden. Fındığın durumu nedir? Şu anda üreme, hani fındık oluşumu başladı mı? Bunlarla ilgili bilgi alalım. Evet. Şu ana kadar fındığın üzerinde gördüğümüz en olumsuz etki külleme hastalığı. Biliyorsunuz bu son 5-6 yıldır çok ciddi zararlar veriyor fındıkta. Bunun dışında fındığın doğumunda, fındığın oluşumunda, şu anda iç bağlamasında herhangi bir sıkıntı yok ama özellikle Karadeniz bölgesinde çok ciddi kuraklık var, yağmura ihtiyaç var. Bununla ilaveten de herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Güzel de ürün olacak gibi söyleyebiliriz. Peki fındığın don durumu olur mu bundan sonraki Olmaz. süreçte? Bundan sonra fındığın donla alakalı bir derdi olmaz. Ama fındığın başındaki olabilecek doğal afetler bitmedi. Çünkü fırtına olabiliyor, dolu yağabiliyor, kurak başında kuraklık olabiliyor. Böyle çekincelerimiz, korkularımız var. Peki. Peki şu anda fındığın rekoltesi, en yüksek rekoltesi ne durumdadır? Nedir? Amerika'dan bir rekolte tahmini açıklandı. TÜİK, ülke sınırlarımız içerisinde bu işleri yapabilen bir kuruluş, o bir tahmini açıklama yaptı. Bunların çok doğru olmadığını düşünüyorum. En iyi rekoltenin bu ay sonunda Tarım Bakanlığı'nın başkanlığında, Tarım Bakanlığı'nın elemanlarının başında olduğu, bizim de içinde paydaş olarak görev alabileceğimiz il ve ilçe müdürlükleri, Fisko Birlik, ticaret borsaları, ticaret odalarının içinde bu tüm paydaşların içinde bulunduğu bir heyet oluşacak. Bu heyetin yapacak olduğu tahmin rekolte en iyisidir, en doğru olanı odur. Bunda %10'luk, %20'lik yanılma payı mutlaka olacaktır. Rekolte tahminini o zaman hep birlikte yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama gördüğüm şu, bu sene fındıktan herkesin ekmek yiyebileceğini tahmin ediyorum.